genel izleyici. Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza İstanbul'dan, Tepeören'den, Kuralkan Motosiklet Fabrikası'ndan başlıyoruz. Kuralkan hakkında sizlere çok kısa bilgi vermek istiyorum. Baktığımızda 1987 yılında Mez motosikletlerinin Türkiye distribütörlüğüyle motosiklet işine girdiklerini görüyoruz. 1989 yılında ise çok önemli bir operasyon gerçekleşiyor. Şöyle söyleyeyim, o zaman Doğu Almanya sınırları içerisinde olan Mez fabrikasını Kuralkan grubu olduğu gibi söküp Türkiye'ye getiriyor ve Türkiye'de Mez imalatına başlıyor. Motosiklete meraklı olan arkadaşlarımız bilir, Kanuni markasıyla çok ciddi adetlerde motosiklet imalatı geliştiriyor Türkiye'de. Çok ilginç bir şey, bu fabrikada taşınmadan önce ben de çok meraklı olduğum için bir Almanya seyahatinde Mez fabrikasını gezme imkanı bulmuştum. Gerçekten de özellikle bölge endüstrisi olarak da çelikte çok üst seviyede imalat yapan bir bölgeydi. Tabii birçok konuda çelik ürünleri vardı. Bunlardan önemli bir tanesi de motosikletlerdi. O dönemde gerçekten Mez fabrikalarının Türkiye'ye gelmesi bize gurur vermişti. Kuralkan'ın bugünkü durumuna baktığımızda arkamızda görmüş olduğunuz 60 bin metrekare kapalı alana sahip olan bir fabrikası var. Ve şu anda da 150 tane arkadaşımız motosiklet ve ATV imalatı üzerinde çalışmakta. Bence Kuralkan'ın konuşmamız gereken en önemli konusu da Bajaj ortaklığı. Bajaj, Hindistan Bajaj grubunun dünyada ilk 5 imalatçı içine girdiğini görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 2013 yılında Bajaj'la Kuralkan çok önemli bir işbirliği yaptı ve bunun hem distribütörlük açısından hem de Bajaj ürünlerinin Türkiye'de imalatı açısından fevkalade önemli bir anlaşmaydı bu. Günümüzde de hala devam etmekte. Bundan 3 sene önce meraklı arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Biz Pune'ye gittik. Bajaj fabrikalarını gördük. Hatta çok önemli çekimler yaptık ve sizlerle beraber paylaştık. Yani çok iyi tanıdığımız bir marka esasında. Zaten Hindistan'da Pune tamamen bu işler üzerine, otomotiv üzerine organize olmuş bir şehir. Endüstrisi bu yönde gelişmiş bir şehir. Bosch'un da mesela orada çok önemli, çok büyük bir fabrikası ve Ar-Ge merkezi var ayrıca. Bir de dünya genelinde adetlere bakarsak size yaklaşık adetler vereceğim ama 2019 yılında pandemi döneminden önce tüm dünyada içten yanmalı iki tekerlekli, klasifikasyon yapmıyorum yani büyük santimetre küplü, orta santimetre küplü, küçük santimetre küplü diye ayırmıyorum. Dünya genelinde baktığımızda 60 milyon tane motosiklet satışının gerçekleştiğini görüyoruz. Gerçekten de çok önemli bir rakam. Bunlara elektrikli motosikletleri, elektrikli 3 tekerli, 4 tekerli, 2 tekerlekli motosiklet tarzında ürünleri katarsak bu rakam 100 milyonu buluyor. Şimdi 60 milyon işten yanmalıya bakalım isterseniz. Yaklaşık 4 milyon adetle Bajaj'ın dünyanın ilk 5 imalatçısı arasına girdiğini görüyoruz. Bu 60 milyonu da bir konuşmak istiyorum. Çünkü tabii biz ülkemizde bu rakamların etkisini hissetmiyoruz ama 40 milyondan fazlasının Asya Pasifik bölgesinde satıldığını görüyoruz. Çünkü bunlar Bajaj'la çok ilgili konular. Bu dediğimiz pazarlarda Bajaj'ın büyük bir ağırlığı var. 4 milyon adetle hatırı sayılır bir pazar payı olduğunu görüyoruz. Hindistan'da 2019 yılında 19 milyona yakın motosiklet satışı gerçekleşmiş iç pazarında. Çin'e baktığımızda Çin Hindistan'ın biraz gerisine düşmüş, 16 milyon civarında bir motosiklet satışı var. Endonezya'ya baktığımızda ise 6,5 milyon motosiklet satışını olduğunu görüyoruz. Üçünü topladığınızda zaten 40 milyonu geçiyor. Yani Asya Pasifik'te ulaşım,
özellikle mega şehirlerde tamamen motosiklet üzerine kurulmuş diyebiliriz. Bajaj'ın 4 milyon adetle hatırı sayılır bir pazar payı olduğunu görüyoruz. Şu anda 75 tane ülkede Bajaj faaliyetini devam ettiriyor ama esas söylemek istediğim bu değil. Bu 75 ülkeden 20 tanesinde pazar lideri. Güney Amerika'da var, Afrika'da var, Asya Pasifik'te var. 20 tane ülkede pazar lideri olduğunu söylememiz lazım. Bugün bu programda sizlerle beraber kısaca iki ürünü değerlendireceğiz. Ama benim çok ilgimi çeken bir ürünü tam şu anda yanımda. Maxima C olarak adlandırılıyor ama bu ürünün yapılış amacı, tasarımı, ayrıca çok önemli mirası gerçekten de benim gibi otomobil tutkunları için bence önemli. 1960'ların sonunda, 1970'lerde esasında bu aracın benzeri Arçelik tarafından Türkiye'de de imal edildi ve şu anda değerli bir klasik araç statüsüne erişmiş durumda. Bakın birçok yerde kullananlar var klasik otomobil olarak veya bunları gezici büfeler, kafeler şeklinde kullananlar var. Tamamen ihtiyaçtan dolayı, yani ucuz, etkin transporttan dolayı bu üç tekerlekli araçların geliştirildiğini görüyoruz. Daihatsu firması tarafından Japonya'da 1930'larda başladığını görüyoruz. Tabii bütün Asya Pasifik bölgesinde bu alışkanlık yayılıyor ama en çok tutulduğu yer, yani en kullanışlı olduğu ülkede Tayland. Tuk tuk denir bu tip tasarımdaki araçlara. Asya Pasifik'te hem ticari amaçla kullanılır hem yolcu taşımak için kullanılır. Zamanında Tayland'da imal edilenler tabii iki zamanlı motoru rölantide bıraktığınız zaman çok uzun aralıklarla tak 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 diye böyle motor sesi vardır. Onu anımsatacak şekilde ismine tuk tuk denmiştir. Bajaj'ın yine adedini vereyim. Bajaj'da bu araçların, bu tasarıma ait araçların en büyük imalatçısı, yılda yaklaşık 700 bin adet bu araçtan yapıyorlar. Söylediğim gibi ticarisi, bir de bunun binek tarzı olanı var. Özellikle şehir merkezlerinde turistleri, lokal insanları taşımak için gerçekten de etkin bir şekilde kullanılıyor. Metre 20 santimetrelik bir boyu var. Eni 1,5 metre. Boyu ise 1 metre 80 santimetre. Tek kişilik bir araç. Mesela ön süspansiyonuna baktığınızda T şeklinde ortadan mafsallı bir kolun olduğunu görüyoruz. Arada da amortisör ve yay var. Bu tasarım olduğu gibi Vespa'dan geliyor esasında. Bajaj'ın tarihçesini anlatırken şunu da eklemek lazım. Bajaj 1945 yılında kurulmuş bir firma ama 1959'da çok önemli bir anlaşma yapıyor Piaggio grubuyla. İtalyan Piaggio grubuyla Bajaj Chetak diye Vespa'nın benzeri bir ürün de Hindistan'da üretilmiştir. O da çok büyük adetlerde satmıştır. Hindistan'a gittiğimizde şunu gördük. O da önemli klasiklerden bir tanesi. Vespa'nın birçok tasarım ögesini, mekanik ögesini aracın üzerinde görmeniz mümkün. Ayrıca içeride de göreceğiz, kullanımı da tamamen Vespa'nın vitesli motosikletleri gibi. Vitesi mesela sol tarafta elcikten debriyajı sıkarak, elciyi hareket ettirerek vites değiştiriyorsunuz. Birebir Vespa ile aynı. Tabii arka tarafta diferansiyel var, şaft var. Orada önemli farklılıklar var ama bu detaylarda bize Vespa'yı ciddi şekilde anımsatıyor. Tabii ki ağırlıklı olarak şehir içinde yolcu ve yük taşıma amacıyla tasarlandığı için aerodinami öncelikli olmadığından dolayı dik bir tasarıma sahip. Ama baktığımızda Bajaj'ın tasarımı çok geliştirdiğini görüyoruz. Yani 1960'larda, 70'lerde yapılan araçların kabinleri bundan çok daha küçük ve daha yuvarlaktı. Kanat gibi ön tarafa plastik bir parçanın konulduğunu, yuvarlak farlarla desteklendiğini görüyoruz. Ayrıca tabii nostaljiyi sevenler için mesela kelebek camlar bu açıdan önemli. Kelebek camları açıp içeriye hava girişini sağlayabiliyorsunuz. Söylediğim gibi bir kişi oturabiliyor, arkaya da yük alabiliyorsunuz. İnanın bana dizeli de var. Bu benzinli modeli ve 475 kilogram ağırlığında, yani aracın toplam ağırlığı 475 kilogram ama bir o kadar da yük taşıma kapasitesi var. Yük bölmesinin kapağını kaldırdık. T
tek silindirli motoru görüyoruz. 270 santimetre küp hacminde benzinli motor, atmosferik benzinli motor. Gücüne baktığımızda 13 beygire yakın güç ürettiğini görüyoruz. 10 Nm'nin biraz üzerinde de tork değerine sahip. Mekaniğe meraklı insanların çok ilgisini çekebilecek bir tasarım var. Hemen motorun ön tarafında diferansiyel olduğunu görüyoruz. Arada vites kutusu ve süspansiyon da 450 kilogramın üzerinde yük taşıma kapasitesi olduğu için çok kuvvetli yapılmış. Zaten hemen bu yük taşıma bölmesinin altında çok kuvvetli bir aynı otomobil şasisi yaklaşımıyla imal edilmiş bir şasi olduğunu da söylemek lazım, eklemek lazım. 58 km saat maksimum süreti var bu motor gücüyle. Şu gruba baktığınızda, kumanda grubu diyelim buna, tamamen bir Vespa'yı kumanda ediyor gibisiniz. Size daha önce bahsettiğim gibi şu debriyaj aynı motosiklet gibi. Şu LG'yi de çevirerek 1, 2, 3, 4 vites değiştirebiliyorsunuz buradan. Tabii bu 3 tekerlekli bir araç olduğu için geri vites fonksiyonunun da olması lazım. Şu alttaki kolu yukarı doğru çektiğiniz zaman şu anda bütün viteslerde geri gitme şansına sahipsiniz. Yani geriyi alabiliyorsunuz. Bunu indirelim, yine ileride kalsın. Şu alt tarafta fren hidroliğini ve merkezi görüyorsunuz. Araç 3 tekerinde de kampana fren sistemine sahip. Ayrıca diğer detaylar artık motosikletle otomobil karışımı. Mesela ön camda bir sileceğimiz var. İç aydınlatma lambamız var. Ama hepsi çok fonksiyonel yapılmış. Ayrıca kapıdan bazı detaylar vereyim. Kapının saç profilden, kalıptan daha çekme kısmı olarak şu kısım geliştirilmiş. Ayrıca kapıyı açmak için de şu düğmeyi yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. İlgimizi çeken bir ürün daha var. O da Super Soco TC Max motosiklet. Ama bunun en önemli özelliği %100 elektrikli bir motosiklet olması. Özellikle günümüzde mega şehirlerde nüfusu çok yükselmiş, çok kalabalık şehirlerde artık içten yanmalı otomobillerle veya ticari araçlarla hava kirliliği seviyeleri inanılmaz boyutlara gelmiş durumda. Elektrikli araçların marjinal faydası çok daha fazla. Tabii aynı şey motosiklet için de geçerli. Gördüğümüz motosiklet tamamen elektrikle hareket eden bir motosiklet. Küçük bir hacim kaplıyor. Trafikte büyük bir avantajı var. Ayrıca elektrikli olmasından dolayı da daha da ekonomik bir araçtan bahsediyoruz. Tasarımından da biraz bahsedelim. Zaten Super Soco, yani motosikletin imalatçısı, aslında dünyada önemli bir tasarımcı. Yeni moda bütün detayları üzerinde bulundurduğunu görüyoruz tasarımın. Bir kere çıplak tarzda tasarlanmış motosiklet ama çok klasik tarzda, 1950'lerin 60'ların çıplak motosikletleri tarzında. Yani neyi kastediyorum? Yuvarlak bir ön far, yuvarlak bir gösterge tablosu, hemen arkasında iki kişinin oturabileceği düz ve arkasında tutma barı olan, yani 1960'ların yaklaşımı tasarıma sahip olan bir motosiklet. Ayrıca motor tam ortaya, motosikletin alt kısmına yerleştirilmiş. Anlık olarak 5 kW. Sürekli de 3,5 kW. Yani beygire çevirip söyleyelim size, 7 beygir anlık olarak, 5 beygir de sürekli olarak verebiliyor. Tork değeri çok önemli elektrikli motorlarda veya otomobillerde. Tork değerine baktığımızda 13 Nm sürekli, anlık da güç ihtiyacı olduğunda da 18 Nm'ye kadar çıkan bir tork desteği var. Tabii bu da motosikletin hızlanması açısından 18 Nm çok iyi bir rakam. Çünkü 78 kilo toplam ağırlığı motosikletin. Hemen şu kapağın altında, siz oradan tabii benzin deposu gibi görüyorsunuz. Motosiklete dışarıdan baktığınızda bildiğimiz konvansiyonel motosikletler gibi, hemen insanın aklına bunun benzin deposu olduğu geliyor. Ama altında akü var. Tam 22 kilogram ağırlığında, toplam gücüne baktığınızda 3.24 kilowatt saat. Mesela bugün elektriğin kilowatt saati yanlış hatırlamıyorsam 70 kuruş civarında. Hadi her şeyini koyun, vergilerle 70 kuruş yanlış hatırlamıyorsam, 1 lira diyelim. Akü 3.24 kWh, yani 3,5 liranın altında bir rakama motosikleti fullemeniz, bugünkü anlamıyla doldurmanız mümkün. Üç farklı kullanım modu var. Ekonomik kullanım modu,
optimal kullanım modu. Üçüncüsü ise performans kullanım modu. Birinci modda kullandığınızda 60 km saat, 2'de 75, 3'de 90. Ama üçüncü modda 110 km saatin üzerine kadar çıkabiliyorsunuz. Yani elektrikli bir araç için, böyle lokal kullanım için fevkalade iyi değerler bunlar. Birinci modda, yani düşük güç kullanan modda 140 kilometreye kadar menzil olduğunu görüyoruz. Bu beni gerçekten çok etkileyen bir rakam. Yani birinci modda kullanırsanız 140 kilometre yol kat edebiliyorsunuz. İkinci modda kullanırsanız bu yaklaşık 100 kilometreye düşüyor. Üçüncü moda geldiğimizde performans modunda ise 75 kilometrelik bir menzile sahip motosiklet. Yani bunları veriyorum çünkü günlük hayatta gerçekten de hiç emisyon sarf etmeden çok ekonomik bir şekilde hareket edeceğiniz bir motosiklet. Yani 100 kilometre yapsın mesela. Bunların söylediğimiz rakamların ortalamasına bakalım. 100 kilometrede 5 liranın altında bir yakıt tüketiminden bahsediyoruz ki gerçekten de ekonomik açıdan da fevkalade iyi bir değer. Elektrik motorundan çıkan güç karbondan geliştirilmiş, yani çok teknolojik bir kayışla, ince bir kayışla arka tekere veriliyor. Bu önemli, ama kayış demişken aklıma önemli bir konu geldi. O da bakım. Mesela konvansiyonel bir motosiklet olsaydı bu, yağ değişimi, yağ fitnesi değişimi, hava fitnesi değişimi gibi 5-6 bin kilometrede bir bazı işlemlerin yapılması gerekliydi. Bunun için hiç böyle bir şey yok. Bir tek balatayla ilgili ancak değişim işlemi olabilir. Onun dışında imalatçının gönderdiği gelişimler, software olarak zaten yüklenip motosiklet gelişim varsa daha farklı bir hale getirilebiliyor. Yeni Dominar 400 santimetre küplük motosikletten de mutlaka bahsetmek istiyorum. Çünkü bunun bir önceki versiyonunu da kullanmıştık ve çok iyi tanıyoruz. Biner binmez birkaç önemli farklılık, yani çok detaya girmeyeceğim, dikkatimizi çekti. Bence bunlardan bir tanesi motor. Motosikletin motorunda önemli gelişme var. Bir kere 5 beygir daha fazla. Ama niçin böyle? Zaten 3 bujili ateşleme sistemi Bajaj'ın karakteristik, kendi başına geliştirdiği bir teknoloji. Bir öncekinde de konuşmuştuk sizle, ama buradaki en büyük farklılık silindir kapağı. Tek eksantrikten çift eksantriğe geçti. Bu ne demek? Herkes eksantriğin fonksiyonunu, ne işe yaradığını tam olarak bilmez. Yani motosiklet çalışma esnasında emme ve egzoz sübaplarının kumandası anlamına geliyor, egzantrik milleri. Eskiden tek mille hem egzozu hem de emmeyi kumanda ediyordu. Yine iyi bir beygir gücüne geliyordu, 35 beygir, ama şimdi emmeye ayrı, egzoza ayrı egzantrik mili var. Yani motosikletin içerisindeki hava akımı, temiz havanın gelmesi, patlama, daha sonra egzozun tahliye edilmesi çok daha hassas bir şekilde gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla önemli bir gelişme olduğu için, ufak tefeye girmiyorum ama bu önemli bir gelişme olduğu için size söylemek istedim. Ve sonuçta 5 beygirlikte bir motor gücünde artış var. 400 santimetrekte 5 beygir gerçekten de önemli bir artış. Zaten bunu hemen hissediyorsunuz. Bir kere şunu hissediyorsunuz. Şu motosiklet 400 santimetre küp. İnanın bana şu hissi veriyor. Şehir içinde, şehir dışında performans istediğiniz zaman, normal akışkan gitmez istediğiniz zaman, yani her türlü ihtiyacı karşılayacak bir hale gelmiş. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Ayrıca bir şey daha dikkatimi çekti. Oturma pozisyonu. Daha dik bir oturma pozisyonu var. Ayaklıklarla selenin büyük farklılığı yok ama direksiyon yükseltilmiş. 30-40 milimetrelik bir yükselme var. Bu da sürüş rahatlığı açısından, konfor açısından başka bir yere gelmiş. Birçok farklılık var ama vaktimiz olmadığı için bunların detayına girmiyorum. Mesela bakın, çok estetik çift egzoz sistem. Biraz önce söylediğim gibi özellikle alt devirlerde çok sportif bir ses veriyor. Ayrıca motosiklet 180 kilogram, 184 kilogram yanlış hatırlamıyorsam. 40 beygire yükseldi motosikletin toplam gücü. Beygir güç oranı zaten 40 beygirle başka bir seviyeye gelmiş durumda. Kullanan arkadaşlar bana hak vereceklerdir.
Kural Kan Fabrika'da programımızın sonuna geldik. Kapanışı yanımızdaki çok değerli konuğumuzla beraber yapacağız. Kural Kan Otomotiv'in Genel Müdürü Sayın Ekrem Atabey ile beraberiz. Ekrem Bey, gerçekten çok güzel ürünleri bugün sizlerle beraber test etme imkanını bulduk. Bunların bir kısmını da programımıza taşıdık. Ama ben size işin içinde olan birisi olarak Bajaj'ın global olarak durumunu bir sormak istiyorum. Çünkü çok önemli bir imalatçı dünyada. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz fabrikamıza geldiğiniz için Saffet Bey. Sizi ağırlamaktan mutluyuz. Sağ olun. Bajaj Global ile Kural Kan iş ortaklığı 2013 Eylül ayında başladı. 2014'ten itibaren biz bu sene 7. yılımızdayız. Bajaj dünyada en büyük 3 teker motosiklet üreticisi, 3 teker araç üreticisi ve en büyük 5 markanın arasında motosiklet olarak. 2019 yılında da toplamda 3.6 milyon adetlik bir satış yaptı. Bunun 2.5 milyonu iç piyasada, 1.1 milyonu dış piyasada ihracat. Türkiye'de de 2014 yılından itibaren spor segmentinde her zaman ilk 3 arasında olduk. 2020 yılında da markamız ikinci sırada, ilk 6 ay itibarıyla. Biz mutluyuz. Özellikle Türk insanı Bajaj'ı sevdi. Teknolojiyi uygun fiyata buluşturdu. Satış sonrası hizmet ağıyla beraber buluştuğu zaman spor segmentinde gerçekten geniş bir kitlenin olduğunu biz fark ettik. Sanki Türkiye'de Bajaj öncesi ve sonrası diye spor segmentinde bir anlayış gelişti. Ben bu yönden mutluyuz. 2021'de biraz daha sürpriz modellerimiz var. Öyle mi? Evet, evet. Biraz daha iddialı olacağız gibi görünüyor. En son şunu sormak istiyorum. Türkiye'deki motosiklet sektörünü nasıl değerlendirirsiniz? Pandemi dönemi sonrası bence bir canlanma olacak gibi görünüyor ama sizin ağzınızdan duyalım. Saffet Bey, otomotiv sektöründen biraz ayrıştı. Aslında Türkiye son 4 yıldır 145 bin ile 50 cc mopedler dahil olmak üzere 145 bin ile 155 bin arasında sıkışan bir rakama sahip. Ama Türkiye'de kayıtlı motosiklet sayısı 3 milyon 300'e ulaştı. 2020'ye geldiğinizde aslında çok inişli çıkışlı bir grafik oldu. Elimizde 6 ayın verileri var. Ocak, Şubat 2019'a göre %5'lik bir çıkış vardı. Sonra Nisan, Mayıs'ta maalesef pandemi sebebiyle, Mart, Nisan'da pandemi sebebiyle bir %15'lik bir daralma oldu. Mayıs ayında toparlama oldu ama Haziran ayı verileri yeni geldi. Son 7 yılın en yüksek aylık satış gerçekleşmesi yapıldı. Ne güzel. Evet, 39.600 adetlik bir rakam gerçekleşti ki bu 2004-2005 yıllarını hatırlatıyor bize. Yani Türkiye'de her şeye rağmen motosiklete bir ilgi var. Özellikle pandemi sonrası sanki insanlar toplu taşımadan biraz ferdi taşımaya doğru dönüş yapıyorlar. Özellikle gençlerde motosiklete bir yönelim var. Biraz daha maliyetler iyi olsa eminim yıllık sanki 400-500 bin adet rakamlara hızlı bir şekilde çıkacak gibi görünüyor. Peki Ekrem Bey, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için. Bilhassa Türkiye'de motosiklet artışı gerçekten çok dikkatimizi çekti. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim, bu arada programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tepeören köyünden hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.